Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Haziran Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 koşuluk bir program var arkadaşlar. 2 tane altılısı olacak İstanbul'un. 1. altılı 2. Ikinci, birinci koşuyla beraber saat 2'de 2. altılı, ise 4. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak ki ben yine her iki altılı programıyla ilgili takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her ay için özellikle 2-3 tane safgandan çok bahsedeceğim. Siz de takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar değerlendirin diyorum. Arkadaşlar yine benim vereceğim oyun kurguları düşük olacak. Yine 7-8 TL yi geçmeyecek düşük oyun kurguları olacak. Takip ettiğiniz safkanları muhakkak arkadaşlar ekleyin diyorum. Arkadaşlar gündüz programında İstanbul akşam programında da Adana var ki ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Bir de takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Dediğim gibi gündüz programı İstanbul olacak. İstanbul'da da altılı 1. koşuyla beraber saat 2'de Maiden 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bu koşuda arkadaşlar. Ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı zaten İstanbul'un birinci altı için arkadaşlar tekim olacak. Bu da 7 numaralı kozuretim Arkadaşlar Gökhan Kocakaya idaresiyle start alacak bu safkan. Bir önceki yarışında yine aynı Jokey Gökhan'la beraber çok etkili bir yarış yapmıştı. Önde kurduğu sert tempoyla rakiplerini dağıtıp sonlara kadar direnmişti ki sonlarda geçildiği rakip o gün için Chris Bey'di ki Chris Bey uzun vadede çok daha iyi gruplarda göreceğimiz çok kaliteli bir safkana e, geçilmişti. Ben bugün için daha da müsait bulduğu bu grubu kolay geçecektir diyorum. Dediğim gibi önce sert temposunu kuracaktır. Dağıtacaktır rakiplerini diye düşünüyorum. Kolay bir birincik elde edeceğine inandığım 7 numaralı kudretim. Kolaylıkla arkadaşlar ee, geçecektir bu rakiplerin dediğim gibi gününde tekidir. Ben yarın için altın ilk ayağında bu safkanın geçilmeyeceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde Sandika 17'de 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe sentitle izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu e, günün yine dengeli koşularından biri arkadaşlar. Ben burada 3 tane safkandan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilki 7 numaralı harp rüzgarı olacak. Son 6. her ne kadar beğenmemiş olsam da hafif kilosuyla Metin Amedi gibi kendisini tanıyan jokey ile beraber etkili koşacağını düşündüğüm safgandan iyi bir yarış gelecektir diyorum. 7 numaralı harp rüzgarı benim burada ilk şanslı safkanım olacak. Daha sonrasında grubun kaliteli ol, ismi olduğunu düşündüğüm uzun bir ara vermiş olmasına rağmen 4 balık kayı beyi. Gökhan Kocakaya idaresinde değerlendirilmeli diyorum. sonrakta arkadaşlar 5 numaralı bayan Tur Özcan'la beraber bu Kaneko temsilcisinin etkili koşmasını bekliyorum. Yine kuponlarda bulunsun diyorum. 7, 4 ve 5 bu 3 safkan. Ben de bir tık önde altının ikinci ayağı için varsa takip safkanlarınız bu ayak için eklenebilir olarak görüyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Şartlı 4 4 yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe sentrikte izleyeceğiz. 8 tane safkan start alacağı bu koşu için ben özellikle 2 tane safkandan bahsedeceğim. Bu iki safkan arasında da geçmesini beklediğim bir yarış olarak gözüküyor. Aynı zamanda 7'li palestinli ilk ayağını oluşturan bu ayakta arkadaşlar ben ara öncesi yarış hayatın en iyi en formda dönemlerini yaşadığım düşündüğüm 1 numaralı Fire Ateş'ten Yine etkili bir yarış bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ara öncesi bence kariyerinin en formda dönemini yaşıyordu. Çok iyi gruplarda, çok iyi derecelerle mükemmel yarışlar yapan Safkan'dan yine ben iyi yerlerde bakıldığı düşünülürse hazır gireceği bu yarışta ile beraber benim ilk şanslı Safkan'ım olacak. Bir numaralı Fire Ateş. Bu safganın rakip noktasında 3 numara May Bilyoner arkadaşlar bu tarz gruplarda her zaman söz sahibidir. Her zaman da favori çıkmayı hak eden bir safkandır. Bu tarz bu grubun normal şartlarda kolay geçmesi gereken bir rakip safkan. Ben burada 1 ve 3 numara safkanların yeterli olacağını düşünüyorum. Bu iki safgan arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum günün 3. ayağını. Burada eğer ki sürpriz arama noktasında denemek isteyen arkadaşlarımız varsa 5 numara Kay Ovası arkadaşlar denenebilir. Tolga ile beraber enteresan bir yarış yapıp günün sürprizine imza atabilir arkadaşlar bu safkan. Ama dediğim gibi normal şartlarda 1 ve 3 numara safkanların arasında geçmesini beklediğim bir yarış olacaktır. Günün 4. koşusuna geldiğimizde ise handikap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 9 tane safkanın start alacağı. İkinci altında başlangıç ayını oluşturan bu ayakta arkadaşlar ben günün yine zor koşullarından biri olduğunu düşünüyorum. Burada iki tane safkandan çok bahsedeceğim. Ama siz yine dediğim gibi arkadaşlar takip safkanlarınız varsa çok eklemeye çalışın. Günün zor ayaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Ben ilk şansı burada bir numaralı finale vereceğim arkadaşlar. Yarış hayatına çok önemli yarışlar yaparak başlayan, çok da önemli koşullar kazanan Safgan. Özellikle sonradan performansında bir düşüş oldu arkadaşlar ama son altıncılığı yani 11 gün önce koştuğu son 6. çok sert bir grupta çok önemli safkanların yanında yaptı ki o gün için startla beraber 2 boy geride kalan safkan iyi start alamaması sebebiyle iyi yerde alamadı. Yarış boyunca kötü yerlerde yarış götürmesine rağmen sonlarda yaptığı etkili sprint ile güzel bir 6. elde etti ki yakın ara bir öyle grubun çok arkasında falan da değildi arkadaşlar. Yani saliselerle grubun hemen altıncılıkla bitirdi yarışını. Ben o yarışını tekrarlaması durumunda bugün için daha da kolaylayan grubu geçmeye yakın olarak görüyorum. Bu Safgan'dan etkili bir yarış gelecektir. Her ne kadar ağır kilolu olsa da uygun bulduğu bu grubu bu form durumuyla arkadaşlar geçmeye çok yakın gibi gözüküyor. 1 numaralı final. Rakip noktasında burada arkadaşlar ben 9 numaralı bırakın gitsin'i muhakkak değerlendireceğim. Ahmet Çelik'le beraber start alacak olan bu safkanın son yarışında Ali Kaçmaz'la beraber. Mükemmel bir sonlarda sprint'i vardı ki o yarışını ben çok beğendim. Uzun vadede de iyi işler yapabilecek bir izlenim verdi o gün için bende. Yarışında yine çok takip edeceğimiz safkan olacak olan 9 numaralı bırakın gitsin'i arkadaşlar. Ben rakip noktasında değerlendireceğim. ben de burası 1 ve 9. Yani bu iki safkan Muhakkak değerlendirilmeli arkadaşlar altın ilk ayağı için ama zor bayak dediğim gibi yine burada 4 numaralı Beykoz, 5 numaralı Suntime e, hatta arkadaşlar 2 numaralı Legend of Love gibi safkanlar bile geniş kuponlarda şans verilebilir ama 1 ve 9 muhakkak kuponlarımızda olsun altının ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde Sandıkabo 16'da dört yukarı Arapları 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. 14 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim ki zaten bu safkanı da kuponuma tek bırakacağım. Bu da 6 numaralı Güldür Güldür olacak. Bilindiği gibi bu Kazber temsilcinin arkadaşlar size hemen hemen her yarışında veriyorum ki özellikle 7 8 yarıştır son yarışından öncesini bahsediyorum. 7-8 yarıştır ikincilik, üçüncülük serileri vardı uzun süre. E, hep de üzerinde Gökhan Kocakaya vardı ki son yarışında Mustafa ile beraber start alan Safkan. Aslında form durumunu oldukça beğendim ama Mustafa Safkan'ı tanımaması sebebiyle kötü yerlerde safkanı götürdüğünü düşünüyorum. Gökhan Kocakaya'nın e, safkanı tanıma avantajıyla beraber uygun bulduğu bu grupta kolay kazanacaktır diyorum. Dediğim gibi e, e, 6 numara güldür güldür. Yani için Gökhan Kocakaya idaresinde arkadaşlar bu grupta geçilmez diyorum. Kuponlara da rahatlıkla tek atılabilir olarak görüyorum günün ikinci ayağında. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise e, grup 3'te işte dişlere ait. dört yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz ki Talis Çalbatur koşusu kupalı bir koşu var arkadaşlar. 8 tane safkanı start alacağı bu koşuda 7 numaralı Perilina'nın yine kolay kazanmaya yakın olduğu bir yarış olarak gözüküyor. Şampiyon safkan zaten bilindiği gibi arkadaşlar çok önemli yarışlarda çok önemli dereceler yapan e, biz yurt dışında da temsil eden kaliteli kısran normal şartlarda bu grubu geçmesi gerek. Yüksek bir AGF'de çıkması durumunda arkadaşlar ben yanına at yazacağım. Dediğim gibi eğer yüksek bir AGF görür e, yanına at yazmayı düşünüyorum bu safkanın. Kimi yazarım diye şöyle baktığımda e, daha öncesi bu safkanı geçmesi başarısı gösteren 4 numaralı Iskra muhakkak Ayhan Kurşun'la beraber değerlendirilebilir. Özellikle 4 yaşlı kısraklardan olan 1 numaralı Aylekli Fıdıl 5 numara Lukufut ve 8 numara The Last Romance arkadaşlar. Bu safkanlar artık yaşları 4 yaşlılığa geçtiler, geçtiler. Ve bu yaşlılarda daha da performanslarında artış olduğunu düşünüyorum. Bu safkanlardan enteresan bir sürpriz gelebilir. Muhakkak bu safkanları da ben kuponumda yine bulunduracağım. Hatta 3 numara Cherry Cherry diye bir arkadaşlar Saadettin Poyraz idaresinde şans verilmeli diye düşünüyorum. Perilina'yı yıkmak isteyen arkadaşlarımız için. Ama dediğim gibi küçük kuponlar için risk edilebilir. Perilina normal şartlarda bu grubu geçecektir. Herhangi bir terslik, bir sorun yaşamadığımız durumunda kolay kazanacağı bir yarış olabilir arkadaşlar. Sevdiği mesafede koşuyor. Sevdiği pistte koşan 7 numaralı Perilina bu tarz gruplarda her zaman söz sahibidir. Ve favori çıkmayı da hak eden bir safkan olarak gözüküyor. 7 numaralı safkan bir tık önde arkadaşlar. Daha sonrasında yeri olanlar için 4 numaralı Iskra daha da sürpriz noktasında bir. 5 ee, e, ve 8 diyorum. Yine yeri olanlar 3 numara çarı çarılayı diye bile şans verebilir diye olarak görüyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağı için. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 4 ile 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe sentikte izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben özellikle 2 tane safkandan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilk arkadaşlar 5 numaralı Big Name olacak. Gökhan Kocakaya idaresinde koşacak olan bu safkan önemli bir kanatlarına sahip. Özellikle anne kanatlı bilindiği gibi şampiyon safkanlardan Big Brown gibi önemli grup koşularında izlediğimiz bir safkanın anneden kardeşinden bahsediyoruz ki baba kanatta da Smart Robin gibi önemli bir safkan. Big Name arkadaşlar Arkadaşlar yarış hayatına çok iyi başlamış ama sonlarda performansında bir düşüş olmuş olan bir safkan. Ben uygun bulduğu bu grupta etkili koşacaktır diyorum. Gökhan'la beraber start alacak bu safkanın yine kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum rakip noktasında. Burada bir numaralı Lady of the Parthenia Alice de beraber yine denenmeli ki son yarışında arkadaşlar çimde denenen safkan isteneni veremedi ki özellikle bu safkan sentidikte de... 1400'ü çok iyi koşan safkanlardan biri. Uygun grupta koşacak olan bu safkandan etkili bir yarış gelecektir. Ben dediğim gibi sentetik ve bu mesafe iyi koşan safkan iyi bir yarış çıkartacaktır diye düşünüyorum. Burada ben de 5 ve 1. Bu iki safkan bir tık önde arkadaşlar. Bu iki safkandan etkili yarış bekliyorum. Günün 4. ayağı için arkadaşlar bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım diyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde yine Made'in bir koşu var. 3 yaşlı Arapları arkadaşlar 1000 metre. Mesafet şimdi izleyeceğiz. 11 tane safkanın start alacağı bu koşu. Ee, özellikle ben 2 tane safkandan çok bahsedeceğim ama arkadaşlar burada yine birçok safkana şans verilebilir. Günü sürprize müsait olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. İlk yarışındaki dördüncülüğü de dikkatimi çeken ki daha önce zaten orijinal olarak da bahsettiğim olan 1 numaralı başparmak. Mertcan Çelik ile beraber arkadaşlar benim ilk şanslı safkanım olacak. Favori safkanımdır. Rakip noktasında ilk yarışında Halis beraber start alan 4 numaralı Karaca Kayalı. E, i̇steneni verememişti ama Özcan'la beraber etkili olacağını düşündüğüm Safkan ilk yarış görme avantajıyla beraber iyi bir koşu çıkaracaktır diyorum. Yine bu Safkan'da şans verelim diyorum. Ben de 1 ve 4 bir tık önde arkadaşlar. Rakip noktasında burada ilk defa start alacak 2 numaralı Erzincanlı. Etkileyici orijine dikkat çekiyor Akınla beraber şans verilebilir Yine aynı şekilde 5 numaralı Karaman Bey Saadettin Poyraz ile beraber start alacak Bu Safgan'da enteresan ile arkadaşlar X start olmasına rağmen e, Denenebilir sürpriz noktasında Hatta burada arkadaşlar 3 numaran Gökçe star Gökhan Gökçe idaresindeki e, Başparmağın 4. olarak tamamladığı yarışın 5. olan Safgan'dan etkili bir yarış Gelebilir bu Kazibar temsilcisinden de Güzel bir sürprize imza atabiliriz Arkadaşlar ben burada 1 ve 4 diyorum. Ee, özellikle bu iki safkan muhakkak kuponlarda olmalı. Yer olanlar için 2, 3 ve 5 numara safkanların da şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi takip ettiğiniz bir safkan varsa günün 5. ayağı için arkadaşlar eklenebilir olarak görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handicap 14'te 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 18 tane safkan start alacağız bu koşu için arkadaşlar. Ee, günün ben zor ayaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Ben burada 4 tane safkandan çok bahsedeceğim ama Varsa takip safkanlarınız muhakkak arkadaşlar eklemeye çalışın diyorum. Ben ilk şansı mesafeye de uyumlu olduğunu düşündüğüm 5 numaralı Arif Çoy'a vereceğim. Ayhan Kurşun'la beraber start alacak bu safkanın Etkileci orijiniyle bu tarz gruplarda iyi koşmasını da bekliyorum. Mesafe uyumu ve pist uyumuyla beraber ben 5 numaralı Arif Ço'dan çok etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. İlk şanslı safkanım olacak. Daha sonrasında hemen hemen size her yarışında bahsettiğim uzun vade daha da iyi gruplarda hep göreceğimizi inandığım ama bir türlü isteneni veremeyen 7 numaralı Arte son yarışlarında bir e, form durumu yakalamıştı ama ara sonrası öncesi ara sonrası da iyi yerlerde bakılan safkandan yine etkili bir yarış gelmeye aday arkadaşlar. Arte de yine kuponlarda olsun diyorum. Daha sonrasında da 8 numaralı Büyük hatlı Hışman'la beraber start alacak bu safkandan yine etkili bir koşu gelecektir diyorum. Son olarak da arkadaşlar 3 numaralı Holigan Ahmet Çelik'le beraber bu tarz gruplarda her zaman söz sahibidir ki Kaisberg temsilcisinin dediğim gibi sevdiği mesafe, sevdiği pistte etkili koşacaktır diyorum. Bu da yine şanslı gördüğüm safkanlardan biri olarak duruyor. Tekrardan sıralan vermem gerekirse 5, 7 3 ve 8 diyorum arkadaşlar altının son ayağı için hatta yeri olanlar 14 numaralı yaman adamı da sürpriz noktasında arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Mertcan Çelik beraber arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takipatlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese İstanbul ilgili arkadaşlar bol şans diliyorum.